Aşağıdaki koordinat düzleminde yapılmış olan bir yansıtma sonucunda G noktası H noktasına evet G, H H'ye S noktası da T noktasına taşınmış. S de T'ye. Bizden yansıtma doğrusunu bulmamız isteniyor. Yansıtma doğrusu büyük olasılıkla bu şekilde görünen, bu şekilde görünen bir doğru olacak. G ile H'nin ve S ile T'nin tam ortalarında olan bu noktalardan geçecek. Çizim için özür diliyorum. Şu an göz kararı bir çizim yapıyorum. İdare ediverin. Evet, G'nin görüntüsünü bulmak için yansıma doğrusunu dik kesen bir doğru çizip, bu mesafenin aynısını diğer tarafta da gitmem kafi. Böylece H noktasına, H noktasına ulaşmış olurum. S noktasının görüntüsünü bulmak içinse yine bu doğruyu dik kesen bir doğru çizmem ve bu uzaklığın aynısını diğer tarafta da gitmem gerekiyor. Yapmamız gereken şey kısaca bu. Şimdi gelin bu orta noktaları hakkında biraz düşünelim. Önce yaptığım çizimleri silip tertemiz, tertemiz, kalbim gibi tertemiz bir sayfa açacağım. Evet, H, H, 2'ye eksi 2 noktasında g ise eksi 2'ye 6 noktasında. Peki bu iki noktanın orta noktası nedir? Orta noktanın x koordinatı için x koordinatlarını, yani bu iki noktanın x koordinatlarını toplayıp 2'ye bölmem gerekiyor. 2 artı eksi 2, 0 eder. 0 sıfır bölü 0 ise yine 0. x koordinatı 0 y koordinatı içinse yine aynı şekilde eksi 2 artı eksi 6 eksi 8 eder. Yarısı da eksi 4. O halde g ve h noktalarının orta noktası işte burada olacak. 0'a eksi 4 noktasında. Şimdi sırada s ve t noktalarının orta noktası var s'nin koordinatları 1 buçuğa 5 buçuk, t'nin ki ise, t'nin ki ise, eksi 9 buçuğa eksi 5 buçuk. Orta noktanın x koordinatı 1 buçuk artı eksi 9 buçuk bölü 2 olarak hesaplanacak, değil mi? Yani burada s ve t'nin x koordinatlarının ortalamasını alıyorum. y koordinatı ise 5 buçuk artı eksi 5 buçuk bölü 2 olacak. Hemen hesaplayalım. 1 buçuk artı eksi 9 buçuk, eksi 8 eder. Eksi 8 bölü 2 ise eksi 4. Y koordinatı ise 0. Böylece S ve T'nin orta noktasında eksi 4'e 0 noktası olarak bulmuş olduk. Evet, eksi 4'e 0, yansıma doğrusu ise bu noktalardan geçen doğru olacak. İşte böyle bu noktalardan geçecek. Klasik alışla gelmiş bilindik doğru denklemini kullanarak bu doğruyu tanımlayabiliriz. y eşittir mx artı b. Değil mi? Standart formu bu. Bakalım bu doğrunun eğimi neymiş? Doğru eksi 4'e 0'dan 0'a eksi 4 noktasına doğru gidiyor. Bu iki nokta arasında y eksenindeki değişim, başka bir renk kullanayım artık, pembeden mordan canım sıkılmaya başladı, Evet, ne diyorduk? y eksenindeki değişim eksi 4. Bu noktadan bu noktaya gitmek için aşağı doğru aşağıya doğru 4 birim hareket ediyoruz. x eksenindeki değişim ise 4. Eğim, yani m, y eksenindeki değişim bölü x eksenindeki değişime eşit. Burada x eksenindeki dörtlük artış y ekseninde eksi dörtlük, y ekseninde eksi dörtlük bir azalmaya denk geliyor. O halde eğim eksi 1 olacak. Şimdi y değişkenine bakalım. x 0'a eşit olduğu zaman y b'ye eşit olur. Aynı bu noktada olduğu gibi. x 0'a eşitken y eksi 4. O zaman y'nin de, düzeltiyorum, b'nin de eksi 4 olduğunu bulmuş olduk. Böylece yansıma doğrusunun denklemi y eşittir eksi x eksi 4 oluyor ve karşınızda yansıma doğrumuz. Sonra bir de eksi 2'ye eksi 2 noktasının görüntüsünün koordinatlarını sormuşlar. Bir bakalım. Eksi 2 eksi 2 yansıma doğrusunun üzerinde bir nokta. x eksi 2 eşitken eksi 2 eksi 2 artı 2 eder. 2 eksi 4 ise eksi 2 eder bu nokta yansıma doğrusunun denklemini doğruluyor. Yani doğrunun üzerinde yer alıyor. Yansıma doğrusu üzerindeki bir noktanın yansıması kendisi olur. Yani koordinatları yine eksi 2'ye eksi 2 olur. Tekrar edelim, yansıma doğrusu üzerindeki bir nokta kendi üzerine yansır. Bunu hiçbir zaman unutmayın.